Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle iki renkten güzel battaniye modeli göstereceğim arkadaşlar. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz bu modelden. Çok kolay ve çok güzel, gösterişli bir model arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Tığım şöyle 0,2 milim yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. 0,2 yazıyor. 1 milim. Bunu kullanıyorum ben. Tunus işi patik yaparken de normal el işi yaparken de bu tığı kullanıyorum. Buna elim alıştığından bırakamıyorum. Tunus işi yaparken şöyle hafif geriye çekiyorum. İçinden biraz daha büyümüş oluyor. Patiğimi rahat rahat yapıyorum. Şimdi modelimizde battaniyemiz arkadaşlar. Bunlar bonbonun ipleri. Gayet güzel. Şu her kırmızı bonbon. Bu da bonbon arkadaşlar. Bir de benim eskiden kalma kartopu iplerim vardı. Onları da kullanıyorum arada bir. Ama şimdi bunun ikisi de bonbon. Şimdi ilk önce beyaz ipimizle başlayalım. Hemen şöyle. Arasına siyah ip girmiş. Şöyle tam netleştireyim. Şöyle bir tane düğümümü sıkılaştırıyorum ve buraya uzun bir zincir çekiyorum. Zincirimize sıkı değil, normal şekilde çekiyoruz. Hemen hemen, yani sayı olarak bilmiyorum ama kaç tane olduğunu, baya bir uzun zincir çekiyoruz. Eğer çok uzun olursa şuradan kesebilirsiniz. Bunu da buradan belirteyim. Sizlere model göstermek için ben şöyle 50 falan buluyor herhalde. Şöyle şu şekilde zincirimizi çektik. Zinciri çektikten sonrasında her zincire batarak sık iğne yapıyoruz. Her bir zincire batarak sık iğne yapıyoruz. Bunu illaki patik ipi olması şart değil. Her türlü ipten yapabilirsiniz. Yeter ki biraz tok olsun ipler. Dolgun olsun. Hani battaniye ince iple olmaz. Onun için biraz ipleriniz tok olursa, tok demek istediğim yani biraz kalın olursa sizler için daha iyi olur. Böyle zincirlerimize sık iğne yaparak şöyle her birinin içine batıyorum. Sık iğne yaparak başa kadar devam ediyoruz. Hava da sıcak arkadaşlar. İpler ellerimizde yapış yapış oluyor. Kışın oturduğunuzda böyle hani birine hediye götürmek istediğinizde veyahut da akrabanız, kız kardeşinizin falan bebeği olduğunda hediye olarak götürmeye gayet güzel ama hepsini bir zincirde yapamazsınız tabii ki. Parça parça yapıp onun eklemesini yapabilirsiniz. Ben sadece sizlere model olarak göstermek istiyorum. Bakın. İpiniz ne kadar kalın olursa o kadar güzel olur. Arkadaşlar başa kadar yaptım, getirdim. Şimdi arkasını döndüm. Arkasında da şöyle hemen bakın bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çektikten sonrasında şuraya şöyle bakın. Dibindekine hemen batıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Yine aynı şekilde başa kadar sık iğne yaparak gidiyoruz. Şöyle başa kadar sık iğne yaparak gidiyoruz.
Arkadaşlar iki sıra yaptım, bir gittim bir geldim, iki sıra oldu. Şimdi üstüne kırmızı ipimizi hemen bağlıyoruz. Şöyle aynı patikteki yaptığımız gibi ipimizi şuradan şöyle hemen bağlıyoruz. Bir kere bağladık mı yetiyor zaten. Dibe kadar yakınlaştırıyorum iyice. Bundan bir tane zincir çekiyorum ki ne? Düğümüm daha sıkı olsun diye. Şimdi ipimi arka tarafa alıyorum. Kırmızı ipin ucunu arka tarafa alıyorum. Şöyle şu şekilde. Beyaz ipim bu tarafta kalıyor. Tekrar yine aynı şekilde bunu da başa kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şöyle her bir ilmeğe batarak sık iğneyi yapıyoruz. Şöyle yaparak bunu da yine başa kadar gidip tekrar bu tarafa geri dönüyoruz. Arkadaşlar iki sırada kırmızı ile yaptım. Bakın ne kadar güzel oldu. Tabii ki videoda biraz rengi farklı çıkabiliyor. Onun için kusura bakmayın. Şöyle ipimi arka tarafa alıyorum. Kırmızı ipimi şöyle buradan aynı dipten tekrar devam ederek şöyle biraz sıkı oldu. Beyaz ipimi devam ediyorum. Buradan iki tane yapıyorum. İki ilmek yani yapıyorum beyaz ipimi. Şöyle tam netleştirmek istiyorum. Şöyle iki tane yapıyorum beyaz ipimi. Sonrasında bakın en alttaki beyaza yani şuraya şöyle iyice göstereyim sizlere. Şunun hizasından gelen beyazın dibine şuraya batıyorum. Batıyorum. Şöyle çekerek buradan ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle. Yan arkasındakini değil, hemen yanındakini tekrar sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Buradan yine aynı şekilde bunun hizasından geliyorum. Tekrar ipimiz biraz kalın olduğu için şöyle tekrar ipimi uzatıyorum ve buradan düğümlüyorum. Hemen arkasındakini değil, yanındakini tekrar iki tane sık iğne yapıyorum. Böyle. İki tane yan yana sık iğne yaptıktan sonrasında tekrar bunun hizasından geliyorum. Buraya dibi en baştakinin dibine batarak böyle ipimi uzatıyorum. Yani ilmeğimi uzatıyorum. Hemen tekrar iki tane sık iğne yapıyorum şöyle. Şuradan bunun hizasından geliyorum. Şöyle bakın. Bunun hizasından geliyorum. Buradan dibine batıyorum. Şöyle. Buradan hemen yanındakine bir ve iki. İki tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bunun hizasından geliyorum şuraya. Şöyle ipimi uzatıyorum ve yine aynı sık iğnemi yapıyorum. Şöyle. Bakın böyle ne kadar güzel oluyor. Kırmızı ile beyazla da çok güzel yakıştı.
Şöyle. Şu yandaki ip gevşek olsa da sorun olmuyor arkadaşlar. Bu ne kadar gevşek olsa da sorun olmuyor. Çünkü üstünden bir daha sık iğne gidileceği için. Şurada şu ilmeği, yani beyaz yaptığımız ilmeği biraz gevşek tutmamız lazım ki hani sıkı olmasın ki büzmesin diye. Şöyle tekrar buradan. Buradan sonuncu ilmeğimize de batarak, sonuncu ilmeğimiz biraz zor oluyor tabii ki sık olduğu için dipten. Şöyle burada sonunda 3 tane kaldı. Bir tane zincir çekiyorum, arka tarafını döndürüp şöyle bakın ne kadar güzel oluyor. Doğru tarafı burası, bu taraf arka taraf. Diptekini hemen batıyorum ki ne? Bir dahaki geldiğimizde, yani bu tarafa geldiğimizde kolaylık olsun diye. Tekrar hepsinin üzerine batarak şöyle. Bakın. Bakın oranın ilmeği bol olduğu halde hiç sorun olmadı. Çünkü ister istemez orası bol oluyor. Normalde aslında çok hızlı yapıyorum ama şimdi sizlerin karşısında hızlı yaparsam sizler bir şey anlayamazsınız. Onun için kameranın önünde biraz yavaş yapmak lazım. Bazı videolarda ben görüyorum çok hızlı olduğundan dolayı yaptıkları anlaşılmıyor. Şöyle. Sıra sonuna kadar bunu da sık iğne yaparak devam edelim. Arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Yaptım, tamamladım. Bakın modelimizin doğru yüzü bu taraf. Şöyle ister istemez aşağı kısmı biraz çekiyor tabii ki. Şimdi modelimize kırmızı ipimizle devam edeceğiz. Kırmızı ipimizde yine bir sıra sık iğne yapıp geri geleceğiz. Mesela bunda düz yaptığımız halde, düz yaptığımız için hep iki sıra düz, iki sıra beyazla yapıyoruz. Beyazın birini düz yapıyoruz, ikinci sırasını model kuruyoruz. Onun için böyle iki sıra kırmızı ile gideceğiz, geleceğiz. Baştaki gibi göstermiştim zaten. İki sıra gidip geldikten sonrasında modelimizi tekrar nasıl kuracağız? Onları sizlerle beraber paylaşacağım. Şöyle az bir şey daha göstereyim sizlere. Bakın böyle sık iğne ile devam ediyoruz. İsterseniz bebe yünüyle, isterseniz farklı iplerle yapabilirsiniz ama ipiniz ince olmasın. Bunu buradan belirteyim. Şöyle modelimiz. Şimdi ben kırmızı ile bir gideyim, tekrar geleyim. Tekrar burada modeli kurmak için görüşelim. Arkadaşlar iki sıra kırmızıyı da gittim, geldim, beyazı bitirdim, kırmızıyı da yaptım. Şimdi modelimizi tekrar kuralım. Bundan sonrasında ben biraz yükselteceğim, biraz ilerletip yani son halini sizlerle paylaşacağım. Modeli kurmak için tekrar başa alıp tekrardan dinleyebilirsiniz. Şöyle baştan sık iğneyi yapıyorum. Tekrar ikinciyi yapıyorum şöyle. Şöyle. Bakın buradan şöyle bunun tepesine. Bakın bunun tepesine
Batarak şöyle ipimi uzatıyorum. Ve yine sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandakine tekrar sık iğne yapıyorum. Arkasındakini yapmıyoruz zaten. İki tane yine sık iğnemi yaptım. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Ben ilk önce biraz tereddütte kaldım. Yapayım mı yapmayayım mı diye. Ama bakın ilk önce bir şöyle elden geçirdim. Sonra baktım hoşuma gitti. Dedim bunu inşallah paylaşabilirim. Sizlere bir yararım olduysa ne mutlu. Şuradan hemen bunun tepesine batarak ipimi uzatıyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Bakın. Aynı. Arkasındakini değil, yandakini. Şöyle. Bakın. Şuradan yine aynı şekilde batıyorum tepesine. Şöyle. Arkasındakini değil, yanındakini. Şöyle. Şuradan tekrar. Şöyle. Bakın tekrar bunun dibine yani başına şöyle batıyorum. İpimi uzatıp şöyle çekiyorum. Pardon, yanlış yere battım. Şuraya batacaktım. Üstüne bir ileriye battım. Tekrar hemen iki tane yaptım. Tekrar tepesine batıyorum. Arkasındakine değil, yandakine. Böyle. Şuradan yine tepesine batıyorum. Şöyle. Arkasındakine değil, yanındakine. Bu sırayı tamamen göstermek istiyorum ki ne? Kafanızda karışıklık olmasın diye. Tekrar buraya batıyorum. Sonuncu modelimde. Ve arkasındakini değil yandakini. Burada 3 tane sık iğnemiz oluyor. Ve baştakini. Şöyle. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Zinciri çektim. Şuradan hemen dibine batarak bu ikinci sırayı da tekrar sık iğne yapıp başa kadar gidiyoruz. Burası arka tarafı. Bakın burası arka tarafı. Burası ön tarafı. Zaten modelimiz belli oluyor şöyle. Bunu böyle yaptıktan sonrasında arkadaşlar kırmızı iğne de düz gidip geliniyor. Ondan sonra tekrar modeli kurabilirsiniz. İki sıradan oluşuyor. İki sıra yapıldıktan sonra modelinizi kurabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Ben biraz daha büyüteyim. Şöyle şu şekilde büyüteyim. Son halini hep beraber görelim. Arkadaşlar ben modelimi bakın bayağı bir büyüttüm. Şöyle göstereyim sizlere kaç sıra yaptım.
1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra yaptım, tamamladım. Gayet güzel ve çok hoş oldu. Biraz şöyle tam battaniye şeklinde oldu. Elleyince böyle hani şey oluyor, nasıl diyeyim size, sert, elinize sert geliyor. Onun için de gayet hoş oluyor. Ben şimdi şöyle biraz uzaktan sizlere şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Çok hoş oldu modelimiz. Kırmızı beyazla yaptım ben. Kırmızı beyazla da çok güzel oldu. Biraz tabii ışıktan dolayı renginde bir, belki biraz karartı falan olabilir, değişiklik olabilir. Ama zaten kamerada nasıl oluyorsa kırmızı, mesela bu kırmızı ama videoda biraz rengi farklı çıkıyor tabii ki. Biraz daha değişik çıkıyor. Onun için videoda kamera değiştiriyor rengini. Modelimiz bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.